Şimdi tabii ki öncelikle asgari ücretle ilgili beklentilerinizi ben bir akademisyen olarak sormak isterim. Burada hem işçinin hak ettiği çok daha fazla belki. İşçi ve işveren arasındaki bu ücret dengesinin hem işveren hem de işçiyi çok zorlamayacak bir şekilde olabilmesi adına asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı sonu itibariyle bittiğinde nasıl bir yüzdelik artış beklersiniz siz? Selam, aslında sizin de söylediğiniz gibi ne rakamsal miktar ne yüzdelik artışın çok da bir önemi yok. Önemli olan işçilerin refahının sağlanması için asgari gelir seviyesinin belirli bir düzeye çekilmesi ve bu düzeyin de satın alma gücünü koruyacak bir ortamda gerçekleşmesi. Yani biz asgari ücrete %40 da zam yapsak, ertesi gün fiyatlar genel seviyesindeki artış %20 seviyesinde gerçekleşirse bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla reel bir artışın nominal bir artıştan çok daha önemli olduğu, satın alma gücünün korunmasının özellikle şu dönemde çok kıymetli olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte iki nokta çok ön plana çıkıyor asgari ücret belirleme noktasında. Bunlardan bir tanesi istihdam düzeyi. Çünkü eğer asgari ücreti belirli bir seviyenin üzerine çekerseniz istihdamda daralma riskini göze almış olursunuz. Bu riski gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bazı başka değişkenlere de bağlıdır. Örneğin 2016'da biliyorsunuz Türkiye'de yaklaşık %33 düzeyinde bir nominal artış gerçekleşti asgari ücret seviyesinde ve o dönemki artışın istihdam düzeyine genel etkisine bakıldığında olumsuz bir etkinin gerçekleşmediğini gördük biz. İş gücü piyasasında yapılan araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Fakat o araştırmaların ortaya koyduğu bir başka sonuç var. O da özellikle kadın ve gençlerin asgari ücretteki artış düzeyinden önemli oranda farklılaşan noktada, diğerlerinden farklılaşan noktada olumsuz etkilenebileceği ve özellikle kayıt dışı istihdama bir kayma olabileceği veya sosyal güvenlik sisteminde eksik bildirim olarak bilinen, yani gerçek ücretten değil de asgari ücret üzerinden SGK'ya bildirimin yaygınlaşacağı gibi bir sonuç ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla biz buna iş gücü piyasasında deniz feneri etkisi diyoruz. Yani asgari ücret yalnızca asgari ücretle çalışanların için önemli değil. İş gücü piyasasına ilk kez girecek gençlerin de referans ücreti asgari ücret. Dolayısıyla biz eğer önemli oranda bir artış gerçekleşirse 2022 yılından itibaren bu düzeyi mutlaka korumalıyız. Dolayısıyla burada asgari ücretteki miktarsal artışla birlikte iki tane politika önerisinin hayata geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan birincisi kesinlikle ve kesinlikle damga vergisinin kaldırılması. Çünkü damga vergisi asgari ücretlilerden alınan, çok uzun süredir alınan ve aslında artık hiçbir anlamı kalmayan bir vergi. Peki bu verginin oranı... Evet, çok özür dilerim, böyle böldüm ama... 1759 rakam... Estağfurullah. 1759 rakamsal olarak çok bir şey ifade etmiyor. 27.15 TL. Ama bunun kalkması çok önemli. Çünkü bu hep ertelenen bir politika ve bu erteleme nedense bir türlü hayata geçmediği için böyle bir vergi kesiliyor. İkincisi, asgari ücretin bir miktarının gelir vergisinin dışında bırakılması. Ne bu kadar bir miktar mesela? %10, %7? Asgari ücrete kadar olanın tamamı. Fakat bu söylediğim politika önerisinin bir riski var. O da az önce söylediğimiz kayıt içinde kayıt dışılık. Yani bu gerçekleşirse eğer 3577.5'in brüt asgari ücretin üzerinde asgari ücret alan kişilerin de bu orandan gösterilmesi tehlikesi söz konusu. Dolayısıyla burada bu vergi dışı bırakılma eğer söz konusu olacaksa bunun iki tane bileşenle desteklenmesi gerekiyor. Birincisi ödüllendirme işverenleri, yani kayıt içinde kalan, beyanlarını doğru zamanında yapan, yapılandırmaya başvurmamış, düzenli vergi ödeyen işverenlerin desteklenmesi. İkincisi de işverenlerin mutlaka gerçek ücret üzerinden sosyal güvenlik primi ve vergi ödediklerinin denetimi. Bu denetim de bununla birlikte gelirse eğer devletin gelirlerindeki, vergi gelirlerindeki azalmayı bir nebze karşılayabilir. İkincisi de bunu olumsuz olarak kullanacak işverenlerin önüne geçilebilir. Bir başka politika önerisi de... SGK primi konusu da var mesela hocam. Soru ilerlemeye çalışıyorum. Yani bu vergilerin indirilmesi konusu, bir de tabii SGK primi bildiğim kadarıyla asgari ücrette 500 civarı değil mi? 500 TL. 500.85 TL. Sizin sigortası primiyle birlikte düşündüğünüzde 540 liraya denk geliyor. Tamam. Şimdi mesela işsizliği bilemiyorum orta bir ama sigorta primine bu süreç içerisinde en azından hem işverene biraz daha üstündeki yükü azaltmak adına hem de biraz da işverenin yükünü azaltmanın yanında asgari ücretle çalışanların da artı bir bunun alınmamasıyla birlikte artı bir
ücret alıyor olması olasılığı mantıklı mı, nedir bunun detayı, onu merak ediyorum. Yani her iki tarafı gözeten bir konu ve bir çözüm nedir? Açıkçası sosyal güvenlik primlerinde bir oransal azalmaya gidilmesi mümkün olmaz. Ama şu olabilir, hali hazırda 5 puanlık teşvik dediğimiz bir uygulama var ve sigorta primlerinin, işte az önce bahsettiğim %14'ün 5 puanını zaten hazine karşılıyor. Bunun rakamı arttırılabilir. Yani 2022 yılı boyunca %5 puan değil de 8 puan veya 10 puan olarak uygulanabilir. Fakat burada aslında riske attığımız şeyleri, değişkenleri çok iyi hesaplamamız lazım. Birinci uygulama örneğinde vergisel bir dışlamada vergi gelirlerini riske atıyoruz ki toplam gelirler içerisinde, toplam vergi gelirleri içerisinde gelir vergisinin payı %20.7 ve bir önceki yıla göre 2020 yılında bir azalma var. Dolayısıyla biz vergiyle finanse ettiğimiz noktalarda bir risk alıyoruz. Bu bir tercih. İkinci tercih sizin bahsettiğiniz sosyal güvenlik sisteminin prim gelirlerini bir miktar riske atmak. Bu riske atmanın ben diğerinden daha tehlikeli olduğu kanaatindeyim. Özellikle sosyal güvenlik sisteminin hem aktüaryal hem mali dengesini ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından benim tercihim vergi dışı bırakılması olur. Ama vergi dışı bırakılmasının mutlaka ve mutlaka çok sıkı denetlenmesi gerekir. Ve az önce söylediğim gibi biraz da ödüllendirilmeye dayalı. Yani biz hep sosyal güvenlik sisteminde yanlış yapanı cezalandırma yöntemine gidiyoruz. Vergi de biraz daha farklı sistemler ama biraz daha ödüllendirici. Yani gerçek ücretinden işçisini bildireni ödüllendiren ve bu anlamda bir miktar vergi tasarrufu sağlayan bir sistemin önüne sağlanması gerekiyor. Bu durumda hem istihdamda da bir potansiyel daralma riskini ortadan kaldırabiliriz. Hem de asgari ücretlilerin ve dahi ortalama ücretlilerin refah seviyesini koruyabiliriz. Çünkü asgari ücret söylediğim gibi bir miktar fazla arttığında, yani %15, %20 gibi bir nominal artış söz konusu olduğunda ortalama ücretlerde de bir daralma yaşanacak. Aradaki makas kapanacak. 3 yıllık, 4 yıllık tecrübesi olan kişiyle iş gücü piyasasına yeni giren kişi aynı ücret seviyesinde buluşacak. Bu da olamayacağı için ortalama ücretler de artacak. Dolayısıyla buradaki bir enflasyon baskıyı da ortadan kaldıracak şekilde vergi dışı bırakmak daha makul bir politika önerisi gibi geliyor. Ancak az önce söylediğim iki hususa dikkat etme şartıyla. Peki şimdi bütçeye bakalım. 2022 yılı bütçesinin içerisinde bu bahsettiğimiz konular tabii netleşince daha net anlayacağız ama şimdi Ekim ayının bütçesine bakıyorum. 117.4 milyar TL'lik bir açık var. İlk 10 ayda 78.5 milyarlık bir açık görüyoruz. Yine biraz rakam detayına baktığımızda faiz dışı bütçe gideri 117 milyar TL. 2021 yılının Ekim ayında bütçe gideri ise 131.4 milyar TL. Yani çoğunluğu faiz dışı bütçe giderlerinden oluşmuş. Şimdi bu bütçe rakamlarını nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriniz? İlk geldiğinde, ikincisi ise 2022 yılında belli ki ya asgari ücretten ya da başka nedenlerden ya da 3600 ek göstergeden bütçeye ek bir yük gelme ihtimali var gibi duruyor. Yorumunuz nedir? Kesinlikle sondan başlayayım. Hem 3600 ek gösterge hem asgari ücrette beklenen ve satın alma gücünü koruyabilme potansiyeline sahip yüzdelik artış gerçekleştiğinde tabii ki bütçe gelirlerinde az önce söylediğimiz politika bileşenlerinden hangisi seçilirse seçilsin bir erime olacak. Bu bütçe gelirlerindeki erimenin nasıl finanse edilebileceği bambaşka bir konu. Ama diğer taraftan konuya bakarsak, yani asgari ücrette bir artış olmadan geçim sıkıntısı derdiyle iş gücü piyasasında iş bulmaya çalışan gençlerin, kadınların, iş gücü piyasasına ilk kez girecek kişilerin durumlarını göz önüne aldığımızda tabii ki diğerini tercih etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu bütçe gelirlerindeki aşınmanın başka yöntemlerle finanse edilmesi söz konusu olabilir. Bu tabii daha derin çerçevede iktisatçıların tartışacağı bir konu. Gerekirse yani servet vergisine varacak kadar geniş tedbirler düşünülebilir. Ama asgari ücretlilerin, özellikle çalışanların üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Damga vergisini özellikle söylediğim rakamsal olarak küçük bile olsa bunun kaldırılması gerektiğini ifade ettim. İlave olarak %15'lik bir başlayan, %15'lik dilimle başlayan gelir vergisi çalışanların üzerinde önemli bir yük oluşturuyor. Bu gelir vergisinin hem yüzdesel olarak asgari ücretin tamamı veya bir kısmı geri bırakılarak bir bütçe gelirinden vazgeçilecek, evet, ama bu kişilerin satın alma gücü korunmuş olacak. Temel gıda maddelerine, ulaşıma, eğitime erişmeleri sağlanacak. Dolayısıyla buradaki öncelenmesi gereken değişken bu. Bütçe gelirleri tabii ki önemli ama bunun başka formüllerinin bulunması gerekiyor. Aksi takdirde asgari ücretlilerin satın alma gücünü koruyamazsak hem bu geçim sıkıntısı ön plana çok çıkacak, diğer taraftan da bu kişilerin sosyal haklara erişimini kısıtlamış olacağız. Bu nedenle belki bu yıla has olmakla birlikte
yalnızca bir rakam, bir miktar değil, bazı hizmetlerden muafiyet, bazı haklarda avantaj sağlanabilir. Mesela ulaşım hakkı gibi, mesela evet, sağlık hakkı konularda ilave bazı maddi olmayan haklar tanınabilir asgari ücretlilere. Peki, çok teşekkür ediyorum. İzleyip göreceğiz hep beraber. Tekrar sağ olun.